Arkadaşlar bu videomuzda Melemen'de gene Ahmet Bey'in arazisindeyiz. Ahmet Bey bu sefer de buğdayda kullandı üzüm bağının haricinde. Denemek için. Denemek için kullandı. Denemek için. Ve buğdayda inanılmaz bir fark oldu mu? Evet, çok fark var. Çok fark var. Görecek arkadaşlar görüyor işte ben bu buğday yılbaşı ekimi. Yılbaşında ektiniz yaklaşık 2-2,5 ayda buğdayın seviyesi. Evet. Diz kapağımızın oraya bakın şurada. Evet. Ve aynı zamanda hatta önceyken az ileride bir yer var. Benim de bitti o bu kadar daha. Yarısından hemen yarısı evet, kadar. Evet yarısı kadar. Ve Ahmet Bey az önce konuşurken bir şey söylediniz. Kardeşleşmede. Kardeşleşme zaten önemli olan. Nasıl bakın şöyle bakın. Bu değil kardeşliğimizin bak. Bir kökte bak 4 tane 5 tane kardeşliğimiz var bak. Hep evet. Kardeşliğim bunlar. Yani bu aslında hem boyun hem kalitenin hem yeşil aksamları da evet. Muazzam farklı arkadaşlar. Yani buradan ortalama bir 300-400 kilo alırken yaklaşık 700'ü bir dönüm mü burası? Bir dönüm 700'ü bulur mu? Valla ben kesin diyorum. Kesin şu durum 700 kilo kesin diyorum buraya. 700 İnşallah hasatta da konuşacağız yani. İnşallah. Evet arkadaşlar bu videomuzu çekmemizdeki amaç Ahmet Bey'in aslında... Ben getirdim arkadaşlar bunları. Yani ben dedim bu videoyu denedim. Gelin bir görelim. Farkı bakalım. Ben bu buğdayı yağmur yağarken ektim. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Bu buğday gen. Izgarayla ektim ben bunu. Üzerinde çıta dahi çekmedim. Olursa da olmasa da bıraktım gittim. Sonuç? Bir ay sonra 20 gün sonra, 1,5 ay sonra geldim gübre atmaya baktım buğday öbürlerine geçmiş. Bıraktım bu şekilde kalıyor. Bakalım deniyoruz. Yani %100 evet. Gübre siyah toprağı ben yağmurda attım. Evet. Sonuç böyle. Sonuç böyle. Olmaz diye diktim ekine bak söylüyorum size. Nasıl yağmur olmuş? Olmazdı. Çok güzel olmuş. Çok Allah razı olsun. Evet. Bunlara da gelin dedim. Buğdayı da evet. Yani denedik bir görün dedim. Sonuca bakalım. Sonuçta gayet de güzel. Güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar buğdayda Ahmet Bey'in kullandıktan sonraki yüzünün gülmesi, bağlarında yüzünün gülmesi, mandalinada yüzünün evet. Gülmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Siz de değerli çiftçilerimiz olarak da buğdaya bu ürün atılmaz gözüyle kesinlikle bakmayın. Buğday para etmiyor gözüyle bakmayın. Arkadaşlar ne alıyorsunuz dönümünde en aşağı %25 ve %40 arasında bir artış sağlattırıyor. Bu çok önemli. Evet. Yani kardeşleşme sayısı tam 2 katına çıktığı için alıyorsanız 400 kilo oranı çıkarıyor 800 kilo. Ve bu zaten sizin gübre masraflarınızı, ilaç, yakıt evet. Vesaire masraflarınızın da tamamını çıkarıyor. Evet. Evet. Ve bu yüzden dolayı ben DAP, şeker, üre atayım diye aklınızdan bir şey geçmesin. %100 gübre siyah toprağın içerisindeki tüm mineraller, iz elementler bakın. Çinkosundan demirine, kadmiyumuna, silisyumuna, organik maddesine, humik asitine, bakır, nikel, kurşun, çinko, civo, krom, bütün iz elementler var. Ve buğday hiç görmediği bir reaksiyon karşısında zaten bunu çiftçiye evet, gösteriyor. Ve gösterdiği doğrultuda da alacağınız mahsulde en az %30-%40 artış sağlattırıyor. O yüzden dolayı endişeniz olmasın. Atacağınız %100 gübre siyah toprak gerçek anlamda sizin yüzünüzü Ahmet Bey'in güldürdüğü evet, gibi evet, gerçekten sizde güldürüyor. Ahmet Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar %100gübre.com web sayfamıza girip bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm Türkiye geneline ücretsiz kargoyla gönderimimiz vardır. Bu videomuzu da dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.